beğendim. Çok neşeliydi, eğlenceliydi. Kafası kopan Tanzanya canavarı. Tanzanya. Tanzanya. Tazmanya. Tazmanya. Çok iyi. Sevgili izleyiciler, işte benim sizinle bu sezon bir bahar rüzgarıdır esiyor. Baktı ki işler zorlaştı. Sihir de tılsım da bir takım ortalığı karıştırmalı. Taktikler peşinde zannedersem öyle görünüyor. Yani kahraman tercihi de bundan sebep olsa gerek. O zaman atlayın süpürgelere, Hogwarts'a gidiyoruz. Bahar Candan podyumda. Al tabi. Bye bye süpürge. Valla merakla izlediğim ilk performansın diyebilirim Bahar. Gerçekten çalışılmış, konsept katletmek gibi bir gerçekten niyet yok. Gerçekten izlenilmiş, yılların dediğim bir emeği ve bilinçaltıyla. Evet, bir birikim olduğu kesin. Harry Potter. Özel bir hikayen var mı? Bugün 23 Nisan. Yani en sevdiğim çocuk oluyorum. Büyüyorum, o da büyüdü. Yani Daniel Radcliffe, seni çok seviyorum. Justin Bieber'dan sonra siz varsınız benim için. Evlenecekler listesinde ikinci sırada. O kadar. Peki, gel bakalım. İnşallah hayırlısı olsun. Allah tamamını erdirsin, kısmet etsin diyelim. Evet. Damla. Yani bayıldım çünkü Harry Potter hastasıyım ben de. Gerçekten çok seviyorum. Benim kadar olamazsın. Bir şey söyleyeceğim. Diye sadece sen Harry Potter hastası olmuyorsun. İnanılmaz derecede Harry Potter hastasıyım. Hepsini izledim ve hani bir 100 kereden fazla filan izledim. İyi de herkes hepsini izler. Mesela ben Felsefe Taşı'nı izlediğimde ağlamıştım. Şöyle ben ilk başta... Sen?
Ya ağlamadım ben. Şöyle ilk başta ilk ben, gün felsefe taşı çıktığımda. Serinin bütün filmlerini ağladım ama yani felsefe taşını ilk izlediğimde. Ben sadece ölüm yadigarlarını ağlamadım. Ağlamaktan ölmüştüm. Yani sonradan çünkü ben de sinema televizyon öğrencisiyim. Hani böyle bir hani serinin bu şekilde olacağını tahmin etmemiştim. Ben de hukuk fakültesinde öğrenciyim ve öngörülerim iyiydi. Hani, bak iyiymiş hala konuşmayın. Konuşuyoruz. Bir saniye şey. Felsefe taşını ilk izlediğimde hatta şey dedim. Hani değişik geldi. O kadar beğenmemiştim. Sonra ikincisi çıktı. Bir saniye ay, dedim, ilk büyümü yapıyorum. Sizi bir felsefe taşına çeviriyorum ve şovumda kullanıyorum. Harry Potter ve felsefe taşı. Ya bence okay. 10 numaraydı. Ben çok beğendim. Ama dediğim gibi ben de Harry Potter'ı çok fazla seviyorum. Hatta belki senden bir tık daha fazla seviyorum. Yapmadım diye bu sevmemezliğim olmuyor. Dediğim gibi ben de seviyorum ve bayıldım, yani çok beğendim. Rakamlara hakim değilim, bilgim yok ama yani sadece bu yeryüzünde yalnız değilsiniz, bunu biliyorsunuz evet. Değil mi? Boşuna tartışıyorsunuz. Ben sadece ondan daha çok sevdiğimi düşünüyorum çünkü ben Harry Potter'a daha çok benziyorum. Armoni'ye falan da. Simay. Şöyle bir şey var, kostümün gerçekten çok güzel olmuş, çok beğendim ama sürekli o pelerinle dolaşmıyorlar ve benim en çok sevdiğim şey, ben de Hermione hayranıyım bu arada. Onların kazakları, gri kazağın olsaydı içinde bence tamamlardın çünkü kostümünde o zaten. Ama bir şey söyleyeyim, ben mesela Armoni'yi nasıl hatırlıyorum, böyle hatırlıyorum, onun gri kazağı da var ama bunları giydiğinde daha etkileyici görünüyorlar. Ama zaten bunun içine onu giyiyorlar, problem orada. Ya uçtuğun tamam. Zaman o gözüküyor ama asla kötü değilsin. 9 çeyrek treniyle gidebilirsin diye düşünüyorum. Bence güzel gözüküyorsun ve ben de Öykü Hanım'a katılıyorum. Bence şu ana kadar yaptığın en güzel şovlardan bir tanesiydi. Bahar'ın en mutlu günü o zaman bu. Aha, teşekkür ederim. Ülen alacak mısın jürinin karşısına gitmek bence için? Bence orada dursun. Fark ettim diyorsun. Aha. Peki geçebilirsin, bol şans. Bahar hoş geldin. Merhaba Berkemcan. Ben senden daha çok hayranım. Hadi evet, bakalım. Evet şundan var. Evet. Bende Harry Potter'ın kendi kullandığı asası bile var. O zaman ben de şöyle bir subliminal mesaj vermek istiyorum. Aslında bu bir kalemdi. Ne ve güzel. Ve ben kalemimin ucunu kırdım. Çok yaratıcısın. Ve işte öyle. Harry Potter ve Felsefe Taşı'na kendim sinemada gittim. O zaman çok küçüktüm yani 7 yaşında falandım. Aha, biz de ablamla. Son filmine de sinemada aynen, gittim. Ve her filmini yaklaşık 100'ün üzerinde kere izlemişimdir. Ve artık filmdeki yapılan bütün repliklere kadar bilirim. Aha. Bize yapabileceğim bir sihir falan gibi bir şey var mı? Biliyor musun? Tabii ki de var. Hadi göster kendini. Tamam, gösteriyorum. O zaman sırayla mı yoksa sizinkini mi? Sırayla yap. Expelliarmus. Asanın şu an düşmesi gerekiyordu. Tabii. Al. Tabii. yani bunu Voldemort'a yaptığımda bile şöyle olmuştu. Siz biraz çabuk atlattınız. Oh neyse ki. Şimdi sizinki geliyor. Expecto Patronum. Evet, bunu ruh emicilere yaptığımda sizin gibi tepkiler vermişlerdi ve trenden kaçmışlardı. Ama bu daha sonra. Hangi tepki ben vereceğim? Söyle bana önce. Hangi tepki vereceğim? Siz normal davranın. Aa. Aha. Şimdi size büyüm yapıyorum. Sersemletme büyüsü. Ne olacak şimdi? Böyle sersemlediniz. Önünüzdeki bir şeyleri atabilirsiniz. Bazılarına yan etki yapıp elindeki şeyi tekrar zıplatıyor. Yani sizin elinizdeki... Evet, artık benim elimde gibi bir şey. Bu şekilde herkesi yenebiliyorum. Çünkü onları tamamen savunmasız bırakırım. Yani size yaptım ama çok önemli bir tane büyü. Bütün film bu büyüyle geçiyor diyebilirim. Şimdi sizinkini yapıyorum. Yani çok önemli bir tane sihir. Evede kedevre! Allah! Ben de nasıl düştü? Ne yaptın ya? Nasıl düştü? Ne yaptın sen? İşte aradığım tepki. Aslında bunu size yaptım çünkü bu kitaptaki en eski ve en önemli
yapılması kesinlikle yasak. Yani bunu hiç kimse bilmiyor. Harry Potter'ın öğrenmesi bile bir tane mucize. Bunu zaten Voldemort'tan kurtulmak için öğrenmiştir. Öğrendiyse de ki ona bile yapması yasak. Büyü. Sihir. Sihir. O zaman ben yapıyorum sana. Petrificus Totalus. Lan öyle var oraya. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Ne? Bu da felsefe taşında. Hermione Granger Neville Longbottom'ı dondurmak için yapıyor bu sihiri. Ve dondurma büyüsü. Evet. Ben de sana yaptım ya, dondurma büyüsü. Çok iyi. Sihiri. Evet, tamamen donduruyor ve yok hiçbir şey yapamıyor. Evet. Petrificus Totalus. Dondurma total. Gibiyim. Yazmayı istediğindesin. Bu arada çok tatlı görünüyorsun. Teşekkür ederim. Çünkü Harry Potter oldum. Keşke böyle yanında Hermione Granger ve Ron Weasley de olsaydı. Ama şöyle bir şey var. Yani ben Harry Potter olacağım ve Hermione benimle olacak. Kesinlikle onu kıskanırım. Saçları uzun. Ama şu an sen bir erkek diplomasi yapıyorsun. Saçlarım yeterince kısa kaldı. Ben çok sevdim. Senin yani hayatımda gördüğüm en iyi şovlarından bir tanesiydi. Senden böyle bir performans beklemiyordum. Teşekkür ederim. Harry'i seviyorum. Ben daha çok seviyorum. Ben daha çok seviyorum. Hayır, ben daha çok daha seviyorum. Daha çok seviyorum. Bahar. Çok param olduğunu onun için bir tane müze yaptıracağım. Türkiye'de. Müzesi var canım Londra'da. Ve Los Angeles'ta. Türkiye'de yapacağım. Ben Los Angeles'takine gittim. İnanamazsın. Mutlaka gidip görmen gerekiyor. İnanamazsın. Ben çok sevdim. Çok tatlı görünüyorsun. Şey, çok da... bunu oradan mı aldınız? Asayı mı? Oradan aldım. Voldemort'unkini, Harry Potter'unkini, Hermione'ninkini. Bir sürü kişinin yani filmde kullanılan asaların tabii ki taktikleri yapıyor. Peki size böyle yapıyor. Bir tane etkisi oldu mu? Bana hiçbir etkisi olmadı ama istersen onu sana hediye edebilirim. Belki sen çalıştırırsın. Teşekkür ederim. Tamam mı? Ben sana puan veriyorum. 9. Teşekkür ederim. Ama bir şey sorabilir miyim? Tabii. Neden 10 değil? 9 vermek içimden geldi diyeyim. Hani şöyle bir tane eksi bir belki bir şey vardır söylersiniz diye sordum. Kusura bakmayın, teşekkür ederim. Hoş geldin Harry Potter. Merhaba. Nasılsın? Hiç olmadığım kadar iyiyim. Şovunu çok beğendim. Hakikaten çok beğendim. İyi yaptın, iyi çalıştın, fikir de çok iyi. Ekranda bu çok güzel görünecek. Özellikle süpürge uçuşunun evet, şeyin... Evet, süpürge en zor dersti. Aslında kimse binemiyor. Onun için o dersin ne kadar zor olduğuyla ilgili biraz böyle çaba gösterdim. Bir illüzyon yaptın. Aha. Ve etkilendik diyebiliriz. Teşekkür ederim. Etkileyici göründüğümü biliyorum. Üzerindeki ben çizgi filmi Harry Potter'ın izlemedim, bilmiyorum nasıl giyiniyor çizgi film içinde. Böyle çizgileri var örneğin. Yani tıpkı onun gibi görünüyor. Sadece renkleri daha daha pastel, böyle guaj boyayla boyanmış gibi falan. Hani böyle tıpkısı. Peki senin üzerindeki neden tıpkı değil? Aslında tıpkı onların... yani sürekli değişiyor. Daha turuncusunu görmüştüm, daha koyu renkli olanları vardı. Evet, yani değişiyor zaten şeyden. Çünkü uzun bir seri, sürekli aynı şeyi giyemezler. Hepsi çok büyüdü. Ben de etkilendim, beğendim. İyi, başarılı buldum. Hakikaten beğendim. Yani yapacak bir şey yok. İyi oldu, 9 veriyorum. Teşekkür ederim. Bahar. Merhaba öğretmenim. Eve de kadar iyi atlattınız. Hala buradasınız. Tabii, çok etkilendim. Bir şey soracağım Kerimcan, çok seyrettiğini söylediğin için soruyorum. Buyurun. İçinin ben çok iyi kazakla hep hatırlarım, kravata bile de. Paçaları böyle kısa ve bol mu? Yani bilmiyorum çünkü. Yani onun çok hafif daha çorapları yine gözüküyor. Ama bu kadar tabii bol değil, paçaları da bu kadar kısa değil ama yani... Koştuğunda çok çünkü yoğun bir pelerini var üzerinde. Daha şeyin. Daha siyah, daha böyle yoğun bir pelerin var. O pelerinden çok fazla paçalar da gözükmüyor ama ben Harry'nin paçalarını gördüğümü hatırlıyorum, çoraplarını. Ben de. Anladım. Şöyle ama bu kadar. Görmüştüm. Bu çok bol geldi bana da onun için soruyorum. Bir tık daha dar. Bir tık daha dar olabilir. Evet. Kötü değilsin. Yok, ben sadece söylüyorum. Hep şurada bir kazak ben hatırlarım.
kitaplarının üstünde bile Harry Potter hep kazaklıdır. Mühim değil. Bahar, evet, şu ana kadar senin bilirdim ben tiyatral yeteneğinin olabileceğini. Aa, ama evet öğretmenim. Hiç göstermemiştin. Şu anda bize... Evet öğretmenim, filmi izliyorum. Onu gösterdim. Senin için güzel konuşuyorum. Evet öğretmenim. Bak, evet öğretmenim. Kazağa bakıyor. Filmi ne dedi? İzliyorum. Ne dedim? Bir yani kazak o kadar eksik. Güzel şeyler eksik. Söylediniz ki benim tiyatral bir yeteneğimin de olduğunu aynı zamanda ama filmden gözlerimi alamıyorum, size bakamıyorum. Her yeri dinliyor. Ha, orayı da dinliyor, oraya da bakıyor. Teşekkür ederim öğretmenim. Hoş geldin. Merhaba. Heyecanlandın mı Harry Potter'ı canlandırırken? Aha, kesin. Yani dediğin gibi böyle gözyaşlarımı zor tutuyorum ya. Hoşuna gitti değil mi? Evet, yani böyle hayatta bir tek bunu isterdim. Bir de Justin Bieber'ı görmeyi. Yani ikisinde de ağlarım diye sanıyordum. Bunda ağlamadım herhalde, onu gördüğümde de ağlamayacağım. Gördüğünde ağlarsın belki, belli bilmiyorum ama şu an ağlamadıysam. çok heyecanlandığın çok belliydi zaten performansından. Çünkü çok ilk defa çok özen göstermişsin. Bu da Harry Potter'a olan saygından sanırım. Bir konsept, ikon konseptinde de Justin Bieber ol bari. Onda da çalış. Olmaz mı? Olmak istemiyorum. Yani Harry Potter olmak, onun gibi hissetmek istiyorum ama Justin Bieber'la sadece tanışmak, Bahar C olarak tanışmak istiyorum. Yakın olmak istiyorsun. Anlıyorum. Peki diktirdin mi bunları? Hazırda yoktur çünkü değil mi? Yoktu. Gösterdim, bekledim, seçtim. Gördüm, İyi görünüyorsun düşündüm. Bahar. Umarım bundan sonraki konseptler de seni heyecanlandırır. heyecanlandığın zaman, sevdiğin zaman demek ki oluyor, çalışınca oluyor. Süpürge falan güzel numaraydı onlar. Senin oyunculuğun da iyiydi. Şaşırdım açıkçası. Görsel zeka, oyunculuk değil. Taklit mi etmeye Bana çalıştın? Bana inanın. İyi. 9 veriyorum. Teşekkür ederim. Evet. Ben bunu gördüm dün Instagram'da ve şoka girdim biliyor musun Kemal? Değil mi? Büyüdükçe bana benzedi. Aynen. Sakal falan bırakınca ben olmuş iyice. Çok döndü bu ara, bir ara biz Instagram'da bu. Bizim yerli Harry Potter. Ben beğendim Bahar 9 gayet Teşekkür güzel. Teşekkür ederim. Buradan Capsir'lerime sesleniyorum. Şöyle ortancaya da beni koyun. Böyle üçümüz birlikte falan olalım. Peki. Capsir. Uyandım. Bay bay. Sevgili izleyiciler, şimdi podyuma kısa bir ara verip sahneyi ışıl ışıl aydınlatma zamanı. Vurgunuz yıkarız, yemişim engelleri aşarız coşkusunda bir aşk şarkısıyla geliyor. Genç yeteneklerimizden biri, alkışlarınızla Onur Karan karşınızda.